Biz evimize geldik. Şöyle hemen patates tavada hemen bir fırına atacağım. Çünkü kahvaltıylayız, hepimiz açız aslında. Aslında annem de yerdik, yemedik. Annem yiyin dedi, yemek de vardı ama hani hem erken gelelim dedik. Asya'nın ödevi var, yarın okul var, iş var. 3 gündür dışarılardayız. Asya'nın ödevini hiç hesaba maalesef katmadık sünnet telaşıyla. Onları yani almadık yanımıza, eve uğrayıp alırdık. Oradan direkt anneme gittik. Zaten dedim ya, anneme gitmekte çok şey, anneme gitmeyecektim normalde. Ama işte yapılacak, sünnetten sonra yapılacak işte krem sürme bilmem ne işlemi birazcık beni korkuttu. O yüzden annemde kalmayı tercih ettim 2 gün. Ondan sonra işte şimdi geldik. Kartalı koydum içeride, o şeyinde, pusetinde televizyon seyrediyor. Onur da Asya ile gittiler işte kasaba, bir şeyler alsınlar ki gelsinler, hemen yapalım, atıştıralım. Bugünü atlatalım. Evde zaten kalorifer kısıkta yanıyordu. Ama birazcık daha açtım tabi. O gün hava o kadar soğuk değildi. 2 gündür hava ne soğuk oldu ya. Böyle resmen sanki yılbaşında kar yağacak gibi bir hava. Şu patatesleri hemen atayım ki. Aa bak, fırını yaksaydım değil mi? Ben fırını yakayım, geleyim hemen. Bugün sünnette, yani o günü sayarsak 3. günümüz. Bu sabah ilacını sürerken sünnet olan çocukları olanlar iyi bilir, ilacını sürmek için böyle bir şey yapıyorsun. Acımadı ve ağlamadı ilk defa bu sabah. Demek ki iyiye gidiyor. Çok mutluyum. O yüzden de dediğim gibi cesaretlendim ve eve geldim. Şimdi patatesleri çok şey doğramayacağım, büyük doğramayacağım ki kolay pişsinler diye, şöyle daha ince ince, hatta böyle neredeyse kızartmalık gibi falan böyle yapacağım ki fırında bir kere de şey olsun. Kızartmıyorum çünkü kızartma çok el oyalıyor. Fırında daha iyi. Şöyle fırında açtım. Diğer şeyleri yaparken bunlar da çıksın arada. Hem daha sağlıklı hem de daha kolay. At pişsin, süper. Ay öyle yani, bunu da atlattık çok şükür. Daha tabii daha tam iyileşmedi ama bunu da atlattık. Gözümde gerçekten çok büyüyordu benim. Çok böyle kafamda büyütüyordum, gözümde şey yapıyordum. Üzülüyordum bir yandan da. Herkes dedi işte daha çok erken, daha erken değil mi? İşte niye yaptırıyorsunuz? Herkes tabii, bütün herkes fikrini söylüyor haklı olarak. Evet çok küçük, evet çok erken ama doktorlar diyor ki daha erken bile yaptırsanız daha iyi diyorlar. Hani bizimkinden. Daha bile erken olsa daha iyiymiş. Çünkü iyileşmesi daha hızlı, daha kolay oluyor. Öyle yani işte ya, erken geç yaptık, atlattık inşallah. Evet. 3 tane şey yaptım. Patates. Şimdi böyle buna birazcık yağla, birazcık baharatla şey yapacağım. Karıştıracağım. Hemen yapalım o işi de. Sıvı yağım da bitmişti. Annemin orada Carrefour'da şey vardı, şöyle yudumun ikili sıvı yağı 20 liraydı. Çok ucuz değil ama hani normalde kilosu bunun açılmıyor. Ah açılmıyor, açılmıyor. Ah bu ne ya? Parmağım şey oldu, açılmıyor. Normalde bunun kilosu 12-13 lira ya. O yüzden böyle 2 litreli 20 lira olunca açıkçası bana mantıklı geldi. Bir de açılabilseydi iyi olacaktı. Tamamdır. Oh, öyle.
Bizde son durumlar böyle. Hadi ben kaçtım, görüşürüz. Yemeklerim hazır. Hızlı ve kolay bir menü oldu. Şöyle bakın, gayet de kızarttım. Bildiğin az yağlı bir patates kızartması gibi oldu fırında. Hem kolay, basit. Hemen oluyor siz diğer işlerinizi yaparken. Hem de yağ da çok çekmemiş oluyor. Şöyle bir tabak. Bunu ortaya koyacağım. Bunu böyle ortadan yiyeceğiz. Ondan sonra neler yaptım? Çok da bir şey yapmadım. Yani bir şöyle evde olan malzemelerden roka, domates, soğan, öyle bir salata yaptım. Yarım paket makarna yaptım. Ve işte et aldırmıştım. Onlara et, işte soğan, kırmızı biber. Önce biraz piştiler. Sonra kızarmaya geçtiler. Baharat ve tuz attım. Ve tereyağı attım. Buna da başka hiçbir şey atmadım. Bunlar da pişti. Biz şimdi akşam yemeğimizi yiyelim. Bakıyorum. Evet, tamam, çok güzel pişmişler. Özellikle dedim ince doğratın ki pişmesi kolay olsun. Beklemeyelim çok fazla diye. Bu da tamam. Yat, kımıldama. Kalkmak yok. Kalkmak yok, yasak kalkmak. Kalkmak yasak dedim sana. Tamam. Tabii. Top sende. Teşekkür ederiz. Ballı kızım. Evet Cemre. Teşekkürler. Otur kalkma. Ay ay ay. Ay, geliyor. Kim geliyor? Evet Cem, Enginar. Kim geliyor? Tabağın alt kısmında enginarla bir yufka çorbasına oluşuyor. Oley! Sotelenmiş bir enginar var, kırmızı soğanla birlikte. Ya bir durdurduğun yerde ya. Nereye ya? Nereye? Günaydın. Tabii ki kahvaltımı aslında çoktan ettim ama şimdi mutfağa girdim. Şöyle tavuk suyu haşladım. Hatta soğudu. Hatta kartal yüzünden taştı. Ocağın durumunu görüyor musunuz? Battı. Hemen peçeteyle kabasını aldım ama çok feci battı. Şimdi buraları bir yağ sökücü sıkacağım. Tavuk suyu burada. Aslında onu yapmadan önce şöyle bir kıymalı patates yemeği yaptım. Çünkü evde başka sebze hiçbir şey yoktu. Tavuk suyuna da mercimek çorbası yapmak istedim. Şöyle şey attım, havuç attım, soğan attım. Evde olan malzemeler bunlardı. Birazcık da mercimek attım. Bu böyle kaynayacak. Sonra bunu da rondolayacağız. Bir yandan da bir pirinç pilavı yapıyorum. Dediğim gibi evde hiçbir şey kalmamış doğru düzgün. Pirincim çok az. Yani bir su bardağından daha az bir pirinç var burada. O yüzden de şöyle bol şehriye koydum. Şehriye de arpa değil gerçi, tel şehriye ama olsun. Şöyle bol bol şehriye koydum. Bunları şimdi rengi dönene kadar kavuracağım. Pirinç pilavını da atayım. O da çıksın aradan. Çünkü kartal uyanınca onu buraya yanıma alıyordum normalde. Ama mutfakta camım yarı açık olduğu için genelde burası serin oluyor. Özellikle böyle çok soğuk havalarda mutfak soğuk oluyor. O yüzden de onu buraya almak istemiyorum. Mutfak işimi bitirmek istiyorum. Bu burada kavrulsun. Hadi bakalım. Günaydın. Günaydın. Prensime günaydın. Şimdi maalesef yine krem saati. Ama artık çok ağlamıyor böyle. Birazcık rahatsız oluyor sadece. O kadar, öyle çok ağlamıyor. Evet annem.
Evet kuzum benim. Günaydın benim prensime. Dur bırak şu kollarını. Bu kolları böyle geliyor. Onları emip duruyor ya. Güzel ayaklım benim. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Gıdı 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 gıdı. Gıdıklanıyor musun sen? Sen acaba gıdıklanıyor musun? Gıdıklamayalım. Boş ver. Boş ver gıdıklamayalım. Heh, söyle. Söyle. Hadi bakalım. Krem saati. Anneannesiyle konuşuyor. Ha, söyle sen. Söyle. Söyle güzel ağzım söyle. Yok bir şey vardı. Aldım. Ay anneannesi kokladı mı bir güzel ya. Öptü mü ya? Ha? Çek başörtüsünü. Çek. Çek. Doladı elini. Düştü mü? Maşallah ya. Sonra ne olmuş? Çok kıskançmışsın ama. Ne olmuş sonra? Plaj. Son dakika. Yine kaydım. Ay! İnanmıyorum. İnanmıyorum. Ballı kuzuma bak. Ablasıyla kavuştu. Ablası geldi okula. Sınav nasıl geçti? İyi geçti. Eminsin. Çok kolaydı. Ya sonuç? Dünün sonucu var mı? Hoca vallahi fen dersi vardı bugün ama açıklamadı. Ya. Bu konuş galiba. Evet annem. Vay. Vay vicdansızca. Vay vay diyor. Bugün ablası kontrole gittik.